Sen Sinan Akçı ile çalışıyorsun. Tabii. Sinan Akçıl'ın yeri çok farklı benim hayatımda, müzik kariyerimde. Evet. 2 yıl önce Herkes Evine şarkısıyla değiştirdiğim yönümde çok büyük emeği var ve son Rüya'yla zaten çok güzel bir Ya bu yola devam ediyoruz. Sinan Akçıl çok garip bir adam çıkmadı mı? Çok Çok. enteresan bir adam. Yani Canım şöyle benim. söyleyeyim, görünmüyor. Ortalıkta görünmüyor. Bir kere görünmeyi sevmiyor. İşini de çok acayip yapıyor. Son dönemde pop'un beslenmelerinin yani en besleneceği kaynaklardan bir tanesi Türk pop'un herhalde. Evet. Çok acayip parçalar çıkartıyor. Bir de zorlanmadan çıkartıyor bunları da. Bir çok efendi de güzel bir adam yani gerçekten. Yani bir cümleyle anlatamam. Sinan'ı yaşamak lazım gerçekten. Yani müzik anlamında yaşamak. Anladım. Yani. Onu da biz yapamayız. Hayır. Hayır, hayır. Yapacak bir şey yok demek ki. O zaman biz Sinan'la. Değil. Ya herhalde o canım kadar Allah Allah. Gönlü açık, Şaka o kadar yapıyorsun. güzel bir dostum, arkadaşım ki hemen Beyazıt'a. Çok zeki bir adam, zeki. Çok 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 zeki bir adam. çok çok. Şu anda Uplink bağlantısında Sinan Akçıl var. Bir alkış alalım Sinan Akçıl'e. 5 tane sorumuz var Sinan'a. 5 soruya 5 tane cevap istiyoruz. Akşamlar. Sinancığım iyi akşamlar, iyi geceler, nasılsın? İyi geceler, Rafet'ten dayak yemeden bitireyim dedim şarkıyı. İyi fikir. Pardon, söylediklerimizi duydun mu Sinan? Duymaz olur muyum ya, orada sesi iyice açtırdım. Hocam bir kere çok yakışıklı bir adamsın söyleyelim. Çok zeki bir adamsın onu söyleyelim. Yok, ama bütün bunların senin ötesinde yaptıklarınla son döneme damga vurdun. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Senden duymak çok güzel bunları. Sonunda yüz yüze değişik bir yolda da olsa konuşuyoruz seninle. Evet geldik. Şimdi sana Türkiye'nin en enerjik, en dinamik programına bağlandım. Çok mutluyum. Rica Buyurun. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. 5 tane sorum var. Burada bütün konuklara sevgiler. Teşekkürler. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Onlara çok selam söylüyorlar. Sevgiler, 5 sorum var. Sinancığım. 5 cevap istiyorum, tamam mı? Hazır mıyız? Dinliyorum. Buyurun. Hazırız. Çok hızlı beste yaptığını söyleniyor. Gerçekten de bunun konusu Beyaz Show'da da çok geçti. Anında beste yapabildiğini söyleniyor. Şimdi soruyorum. En hızlı yaptığın beste hangisiydi? Ve ne kadar zamanda yaptın? Düm tek tek 3 dakika, biri bana gelsin 4 dakika 15 saniye. Düm tek tek 3 dakika, biri bana... Düm tek tek bayağı bu revizyona katılan düm tek tek 3 dakikada mı çıktı? Aynen 3 dakikada çıktı. Çünkü ne yapayım ne yapayım diye düşünürken bir anda günler sonra şunu anladım ki çok düşünmeme gerek yok. Şöyle yaptım. Ondan sonra 2 dakika sonra da bitmiş oldu şarkı. Çok şükrediyorum Allah'a bu kadar kısa yapabildim. Vay hocam şarkı. Harikaymış gerçekten de tebrik ediyoruz. Peki ikinci soruya geçiyorum. Çok sağ ol. En şarkıları yazdığın en saçma yer, an, durum neresiydi? Yani burada da mı şarkı yazılır bir arkadaş dediğin bir yer oldu mu? Yarım saat önce seni beklerken bu piyano başı. Ciddi misin? Şarkı mı yazdın bu arada? Ciddi söylüyorum aklıma... Yani en azından melodisini buldum. Onun dışında tabii ki bu şaka değil ama çok saçma sapan yerlerde şarkı yaptığım oluyor. Ama genelde kendi kendime olduğum her yer benim için şarkı yapmaya elverişli. Peki biraz ama önce... tabii söyleyemeyeceğim yerlerde var Beyaz. Anladık. Onu zaten söyleyemeyeceğin için zaten anlamış olduk onu. Evet. O biraz önce yaptığın şarkının çok ufak bir melodisini bize çalabilir misin? Çalamam şu anda çünkü seninle konuşurken bir anda unuttum. Allah yaptığı anda da yazması lazım bir yere, not etmesi lazım. Peki Eurovizyon'da bir şarkının başarılı olması için 3 temel sebep söyler misin bize? Türk şarkılarından, Türklerden özellikle bizden. Birinci sebep düm. İkinci düm. Sebep tek, üçüncü sebep tek. Evet düm, tek, tek. Evet 3 sebep. Zaten bu da başarılı oldu, doğru söylüyorsun. Peki... Yani bunun bir matematik tabii ki bunun bir matematiği var ama onu uzun konu. Uzun konu. Peki kısası zaten bizim için daha keyifli oldu. Paraşütsüz atsalar evet. Seni bir yerden yukarıdan aşağıya ve yanında bir cep telefonu olsa en son kimi arayıp ne söylemek istersin? En son mu ilk mi? Yani tek hakkım öyle tek bir hakkım var. Şey ki bu hem ilk hem son.
Yani senin için bir son zaten yani. Yani ilk şurayı ararım bence ve bir hakkım varsa biraz önce paraşütü kere aldığım yeri ararım ve oraya herhalde ağzıma geleni söylerim. Peki. Peki. Son soruyu soruyorum. Bize ilham pebesini, kafandaki ilham pebesini tarif eder misin? Nasıl bir kızdır? İlham perim, ilham perim illa bir şekil olarak düşünmüyorum bunu. Yani gelip elimi sıkan yaşlı bir karı kocadan tut, şehirler arası Türkiye'de çok dolaştığım yollar bile bana ilham veriyor. Ama illa bir peri olarak düşünüyorsan zaten 1,5 yıldır o peri belli. Vay hocam harikaymış. Peki. Peki. Sinan Akçı'yla